Şimdi obeziteyle devam edelim diyeceğim. Çünkü günümüzün gerçekten bilindik hastalıklarından başta geliyor. Obezite nasıl oluşur diyelim? Nasıl başlar? Evet. Obezite neden, nasıl, niçin oluşur? Evet. Dünyada 4 milyar, 5 milyar insan pirinç yiyor. Pakistan, Bangladeş, Endonezya, Malezya, Çin, Hindistan, biraz sebze ve genellikle sabah, öğle, akşam durmadan pirinç yiyorlar. Hı hı. Yani neyle besleniyorlar? Karbonhidratla, şekerle besleniyorlar. Direkt şeker, yani pirinç. Evet. Fakat obezite yok. Ben mesela Almanya'dayken tanıdığım Vietnamlı, Taylandlı, Çinli, Hindistanlı, Pakistanlı, Bangladeşli bir sürü insan tanıdığım arkadaşım, dostum. Hiçbirinde gram yağ yok. Nasıl bu insanlar kilo almıyor? Yani pirinçle beslendikleri halde normal olarak karbonhidratla beslenen kişi kilo alır. Evet. Hiçbiri kilolu değil. Oysa Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da insanlar genellikle et ve peynir ağırlıklı beslenir. Çok süt içerler. Günde 1 litre süt içerler. Evet. Hep süt içerler. Yani Avrupa ve Amerika'daki insanlarsa hayvansal besinlerle beslenirler. Bunlar da kilolu. Yani şimdi günümüzde ne diyorlar? İşte efendim, protein diyeti yapın, zayıflarsınız. Karbonhidrat, yani şeker içeren her şeyi bırakın. Televizyonlarda durmadan bu yönde yeni diyet formülleri üretiliyor. Aslında bu protein diyeti ilk 1920 yılında, hı hı, Amerika Birleşik Devletleri'nde Hollywood'da artistler arasında ortaya çıktı. Hı hı. İşte kaslı, genç, dinç, fit gözükmek için mankenler, artistler, bu şov dünyasında olanlar kendi öyle bir sistem geliştirdiler. Hı-hı. Protein ağırlıklı beslendiler. Hı-hı. Et, peynir, yumurta çok yiyen insanda, et, peynir, yumurta nedir? Yağ. Yağ neye dönüşür? Yağ asidine. Yağ asidi, asidi dönüşür. Evet. Asidi vücudunuzdan atmanız için en az günde 2 saat ağır spor yapmanız gerekir. Sürekli et, peynir, yumurta yiyen en az günde 2 saat spor yapacak. Yapmazsa vücudundaki asidi atamaz. Evet. Atamazsa ne olur? Asidoz oluşur. Asidoz birçok hastalığı tetikler. Dikkat edilmezse, asit yükselirse kanda, hı hı, asidi nötrleştirmek için kanın içerisindeki asit kalsiyumu emer, kendine bağlar. Hı hı. Nötr bir madde oluşur. Asitik tuz. Buna asidik baz da denir. Çünkü asit tehlikeli. Vücudumuzun bunu hemen nötrleştirmesi lazım. Hı. Asidi neyle nötrleştirecek? Kalsiyumla, baryumla, stransiyumla vesaire vesaire minerallerle. Evet. Kandaki az kalsiyum alır emer asit. Böylece asit nötrleşir. Fakat zamanla kişi sürekli et, peynir, yumurta, et, peynir, yumurta hayvansal besinlerle beslenirse kanda kalsiyum kalmadı. Nereden alacak? Damarların iç yüzeyindeki kalsiyumu emer. Damarların iç yüzeyindeki epitel dokuda lipidin haricinde çok, hı hı, yoğun bir kalsiyum yoğun var. Hı hı. Bu neye benzer? Mesela duvarlardaki tuğlaları çekersiniz, alırsınız. Ne oldu? Delindi. Oturduğunuz oda. Hava almaya başladı, ciğeren yapmaya başladı. Ne yapacaksınız? Kağıt tıkarsınız. Bunun gibi. Damarların iç yüzeyinde çentikler oluşur, delikler, yırtıklar oluşur. İşte kalsiyum nedeniyle, azalması nedeniyle ortaya çıkan damarların içindeki delinmeler, yırtılmalar kolesterolla geçici olarak tıkanır, yama yapılır. Hı hı. Damarların iç yüzü neye dönüşür? Yamalı bohçaya dönüşür. Evet. Yani et, peynir, yumurta ağırlıklı beslenen insanların damarları yamalı bohça gibi olur. Veyahut da şuna benzetelim. Birçok noktasından delinmiş hortuma benzer. Bahçenizi sulayacaksınız ama delinmiş, her tarafından su sızdırıyor. Et, peynir, yumurta, hı hı, ağırlıklı beslenen insanların damarlarındaki zafiyet nedeniyle bu kişiler sinirlenmemesi gerekir. Sinirlendiğinde tansiyonu yükselirse aniden beyin kanaması geçirebilir, kalp krizi geçirebilir, ölebilir. Evet. Şimdi protein ağırlıklı beslenin iyi gelir, zayıflarsınız diyorlar da yan tesirlerini bilmiyorlar. Hı hı. Bu nedenle yanlış yapıyor bazıları protein ağırlıklı. Bunu ilk önce işte Hollywood diyeti diye ortaya, evet, çıktı. Sonra Dukan diyeti. Dukan dedi ki, bu Doktor Pierre Dukan, Fransız, hı hı, asıllı.
protein diyeti yapanlar kalp damar rahatsızlığı olmayacak, böbrek yetmezliği olmayacak, şu hastalığı olmayacak. Bir, fit olacak. Hı hı. İki, çok yoğun tempo ile spor yapacak. Dukan diyetine göre. Daha sonra mesela doktor Atkins'e göre ise o da çok yoğun tempo ile spor yapılmasını, hı hı, tavsiye ediyor. Türkiye'de de Profesör Doktor Canan Karatay hanımefendi protein diyetini tavsiye etmeye başladı. Canan Karatay hanımefendinin tavsiye ettiği protein diyeti de aslında Hollywood diyetinin bir benzeridir. Bir benzeri. Biraz orasından burasından kırpılmış veya, evet, eklenmiştir. Değişen başka bir şey yok. Hı hı. Şimdi dünyanın en büyük ilim adamlarından biri de Harvard Üniversitesi'nde genetik bilimler ve kompleks hastalıklar ana bilim dalı başkanı Profesör Doktor Gökhan Hotamışlıgil, bir Türk. Evet. Dünyanın en önemli ilim adamlarından birisi. Aslında Türk değil de İngiliz, Fransız, Amerikan olsaydı en az 5 defa Nobel ödülü alırdı. Alamadı. Türk olduğu için vermiyorlar. Bu da öyle bir şey var yani. Profesör Doktor Hotamışlıgil yapmış olduğu yıllar süren araştırmalar sonucunda obezitenin, hı hı, karaciğer yağlanmasının, şeker hastalığının sebebinin kalsiyum kaybından kaynaklandığı belgelendi. Hı. Dünyanın en büyük buluşunu yaptı. Profesör Doktor Gökhan Hotamışlıgil, Hotamışlıgil biraz daha zor bir soyad, söylemesi zor. Yardımcısı Profesör Doktor Fu ve diğerleri, yani dünyaca çok meşhur, hı hı, bir insan. Şimdi hücre merkezlerinde enerji depolayan, protein üreten, lipid üreten, kolesterol üreten merkez var. Endoplazmik retikulum denen. Evet. Burada kalsiyum aynı oksijen tüplerine benzetelim, tüpler içerisinde bekler. Ama oksijen tüpü gibi çelik tüpler, hı hı, değil tabii, hı hı, ki hücre içerisinde çok özel lipid tarafından bu kalsiyum, aktif kalsiyum depolu bekler. Ne için? Enerji ya üretimi sırasında kalsiyum katalizatör olarak kullanılır. Eğer kalsiyumu tüp içerisinde bekleyen kalsiyumda o yağ tabakasında hafif yırtılmalar olursa, kalsiyum kaçağı olursa şeker hastalığı, obezite ve karaciğer yağlanması gibi, organlarda yağlanma gibi hastalıklar ortaya çıkar. Bunu bulan da dünyanın en büyük buluşudur Profesör Doktor Gökhan Hotamışlıgil. Yani hayvansal besinlerle beslenmek çok çok tehlikeli. Peygamber Efendimiz bu nedenle her gün et yemeyiniz demiş. Bir, Hazreti Ali ama de... Ama vücudun tabii ki ete de ihtiyacı var. Yok, belli başlı et yensin, yenmesi gerekiyordur diye. Et yenirse sürekli et yenmez. Mesela Hazreti Ali diyor ki her gün et yiyen her gün içki içen, alkol içen gibi olur diyor. Evet. İbn Sina da diyor ki günde, hı hı, iki öğün sağlık, evet, üç öğün hastalıktır diyor. Bir de sağlıklı beslenmenin, biz yanlış besleniyoruz. Atalarımız Osmanlı'nın son dönemine kadar, hı hı, günde iki öğün beslenmiş. Sabah, hı hı, kahvaltısı, akşam yemek. Biz ne yapıyoruz? Diyetisyenler özellikle diyor ki efendim, bizim sekreter hanım diyetisyene gitti, kilo vermek için demiş, hı hı, ki üç ana öğün, üç ara öğün. Etti altı öğün. Hı hı. Ne yaptı? O kişi, altı öğün beslenen kişi asla kilo vermez. Aksine sürekli kilo alır. Sürekli kilo alır. Buyur. Evet, değerli izleyenler, bir telefon bağlantımız var. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasıl yardımcı olabiliriz size efendim? Ben doktor beye soracaktım. Son anda kaçırdım. Sedef hastalığıyla ilgili hani bilgi veriyordu. Eşim de var da. Evet, sedef hastalığının bağırsaktaki mantarları yok etmek gerekir. Bir, karaciğer yağlanmasını ortadan kaldırmak gerekir. İki, bunun içinde iksir, aloe vera jel, mahonya forte, cordyceps forte, sedef çayı, enfeksiyon çayı gibi özel formüllerimiz var bizim. Hı hı. Kişi bunları düzenli kullandığı zaman artı tatlı yememek gerekir. Çünkü tatlı bağırsaktaki mantarları tetikler. Her türlü alerjik hastalık ve cilt hastalığı olan
insanlarda bağırsak florası bozulmuştur. Bağırsak florası bozulduğu için kişide çilt hastalığı veya alerjik hastalıklar ortaya çıkıyor. Bu nedenle bağırsaktaki mantarı yok etmedikçe alerjik hastalıkları, cilt hastalıkları tedavi etmek mümkün değil. Evet. Yani alerjik hastalıkları, cilt hastalıkları olanlar asla tatlı yememeli. Çünkü tatlı mantarı besler. Mantar çoğalırsa hastalık azar. Beyaz un mamulleri zararlı. Siyah çay, kahve, kola, fanta zararlı. Ararlarsa görüşürüz kendileriyle. Zaten burada herhalde telefon numarası var. Evet, telefon numarasıyla sizin de ilk evet. Vatanını geçebilirler.